Köfte gibi kızar, biber gibi patatül. Ay. Ne yapıyorsun kız? Hiç, neredeydin ki sen? Korktun mu? Ha? Korkmana hiç gerek yok. Birazdan doktorlar gelecekler, rahatlatıcı iğne yapacaklar sana. İyi. Zaten sonrası kolay. Narkozunu alırsın, böyle tatlı tatlı yatarsın. Ne? Aa! Ne oluyor lan? Ölümü gösterili. Ne var ya? Ne gülüyorsun? Neye güleceğim ya? Kızım var ya, seninle başa çıkılmaz ha. Öyledir bebeğim. Oha lan. Baya baya geldin buraya, paso vereceksin yani böbreğe ya. Deli misin kızım sen? Bebeğim, bizde de delikanlılık var. Laf ağızdan bir kere çıkar. Böbreğe bakmayacaksın, yüreğe bakacaksın. Abim, nedir olay? Ne oluyor lan? Oh! Kendime yer istedi. Zerrin, sakin Zerrin. Zerrin. Bırak! Adam kesiyorlar. Abim! Ah, kesiyorlar. Abim! Ben ne bileyim bir laf olduğunu. O güvenmez kimsenin sevgisine. Yapar böyle. Hasta, kafadan. Bu kadar da hazırlanılır mı ya? Biz bu hastaneye çok bağış yaptıydık. Birini buldu, o da ayardı herhalde. Hasta. Seni de kapıda doktorla böyle gülünce... Ben buraya besleyici serum almaya geldim kardeşim. Abim burada dediler, geldik. Abi nedir olay dedim, adamı kestim. Benim böbreğim var çok şükür bacım, hem de iki tane. Allah herkesin kinileri bağışlasın. Ben Bünyamin'in elini sadece kestim değil mi? Öyle bir kan fışkırlardı ki. Tam diyorum, artık bu ikisi bu rezaletin üzerine çıkamaz. Yine çıtayı yükseltiyorsunuz. Nur Hayat, nasıl oldu? Zerrin? Hanım. Zehra Hanım mıydı yoksa? Zerrin, sizin Silahattin Bey mi? Siz nereden tanışıyorsunuz? Göz aşinalığı. Siz de Cihangir'de mi oturuyordunuz? O civar. Birkaç kere sizin dükkana gelip gittiydim. Taharet musluğu falan almaya. İlk aklıma gelenin bu olması da. Nur Hayat, nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim de Zerrin Hanım abimi kesti. İçeri dikiş atıyorlar. Geçmiş olsun. İki kesikleri diktik. Sadece biraz kan kaybı var. Bir ünite kan versek iyi olur derim ben. Allah belanı versin Zerrin. Julien doğramış çocuğu. Ben kan vereyim. Kaç numara lazım? Hasta sıfır grubu, onun için sıfır lazım. Hay, benim abi. Ben sıfırım. Ben veririm. Zaten Nur Hayat veremez. Hasta. Yok, kan veremeyecek bir şey değil. Hassas bağırsak sendromu. Allah kahretsin. Hassas bağırsak sendromu mu? Ne bu gizem o zaman haftalardır yahu? Sinirlenince cırcır oluyorum, oldu mu ha? Cırcır oluyorum. Bak, bir daha dedim. Halsiz düşüyorum ama önemli değil. O sıcaklığı var ya, o yırtık bugün sonunda benim eve gelince... ben öyle bir cırcır oldum ki normal serum yetmedi, mecbur hastaneye geldim. O denli bir cırcırdı ki kendi akış debisi vardı. Ay, anladık, anladık. Tamam, anlatma. He, anladın mı şimdi gizemi? Bunu Rıza'nın öğrenmesine gerek var mı? He? Nur Hayat, Karakaş, morali bozulunca devli cırcır oluyormuş diye. Bunu bütün İstanbul'un bilmesine gerek var mı? Lan hastayı kaybediyoruz. Ay, ben sıfır değilim. Koş Selahattin abi. Kan kardeş oluyoruz Nur Hayat. Bunu unutma, önemli. Sorma. Beyefendi alalım mı? Doktor bey, bir ünite kan ne kadar oluyor? Bir şat bardağı kadar var mı? Yarım litre. Kaç? Abim, kış uykusu yaptın be. Zerrin. Sen de içtin değil mi beni kız? Bünyamin, panik kazası. Nasıl oldu bilmiyorum. Sote yapma amacım yoktu. Zaten ben de salak gibi neşteri tuttum falan.
Of, ne abarttın bu böbrek olayını be. Zerrin, az kalsın alıyorduk vallahi böbreği. Neredeyse. artık hediye alanında daha böyle kitapta, gömlekte falan. Öyle gidelim bence. Zaten az kalsın böbrek nakli değil, parmak nakli yapılacakmış. Dikiş mi atıldı? Dikiş atıldı, kan bile verildi. Bu seni hacamat etti abim ya. Kan mı verildi? O denli. Dur. Ay. Kız dur. Kız yoksa böbrek yerine kan mı verdin bana? Yok, kan grubum tutmadı maalesef. Kim kan verdi? Ben verdim. Ne? Böyle şaka olmaz tatsız. Şaka değil. Benim kanım damarlarında dolaşıyor. Artık sonsuza kadar kan kardeşiyiz. Kan gövdeyi götürüyor. Selahattin, kan demezsen. Sakin sakin konuşalım. Tamam mı? Biz her zaman akrabayız. Kahve ver Gülistan. Ha, nasıl içeriz? Çok, çok şekerli. Kan çekiyor. Yekün ne diyor bu borçlar? O kadar şey değil ya. 3 milyon dolar. Ne dedi? Oğlum 3 milyon dolar biz nasıl ödeyeceğiz? Boğazınızı sıkıp para alacak değiliz ya. Ha. Vada yaparız benim canım. Ne kadar vade? Biz bunu 10 yılda ödeyemeyiz ya. Şimdi ödeme planı aile ilişkilerine bağlı. Babam dedi ki yeniden aralar düzelir. En azından göstermelik bir düğünde Nur Hayat'ın namusu temizlenirse belki bir kolaylık yapılır dedi. Fevkalade. Bence kır düğünü. Ya durun be. Saçmalamayın. Düğün müğün yok, bitti o iş. O zaman sizin de işiniz bitti arkadaşım. Ya da senin anlayacağın dilde mafiş. Vallahi bu küslük çok kanıma dokanıyor. Biz hiç birbirine kan güdecek aileler değiliz. Bu borç bizim kanımızı emer. Yetti artık ha! Kan deme oğlum, kan deme artık ya! Ay, yok yok. Biz bunu çözeriz. Sevgi saygı olduktan sonra Bünyamin Bey. Aa. Işıklı ayakkabı. Ha, bugün aldım. Selahattin'de de var aynısından. Ne? Aynı kandanız ya. Zevkler benzemeye başladı. Saçmalama gülüm. Kanını almakla Selahattin Çakiler olunur mu? Kız onun genetik yapısı bile normal insandan farklıdır. Ya anlamıyorsun Zerrin. Tabana ışıklı ayakkabı aldım diyorum kendime. Olur olmaz yere hınkırıyorum. Bir şeyler oluyor bana Zerrin. Bünyamin, ipi topu yarım litre kan. Hatta yarım litre de yoktur. Allah bilir içine su katmıştır o ahaleksiz. Sen dua et kan diye verdiği vişne suyu çıkmadı. Damarlarımda böyle Selahattin'e ait al yuvarların hızla çoğalıp böyle... diye gülerek benim kan hücrelerimi öldürdüğünü ve böyle vücudumu istila ettiğini hissediyorum. Bünyamin, hepsi psikolojik. Böyle şey olmaz. Detoks yapsam, ha? Vücut Selahattin'in hücrelerini zehir olarak algılayıp atar mı ki acaba? Aha, paça siparişleri geldi. Bende hiç bozuk yok ya. Sen versen benim canım. Çıkmıyor mu o alarm? Hayır Bünyamin, 3. soruşun. Takıntılıyım da ben biraz doktor bey. Onu anladım. Madem anladınız o zaman neden değiştirmiyorsunuz kanımı? Parasıyla değil mi kardeşim? Alalım normal insanlardan 10 kilo 20 kilo sıfır grubu kan. Bunu çıkarın onu koyun. Arabaların yağı belli zamanlarda değişiyor ya onun gibi diyor. Bir sene detoks yapsam ha? Hani sadece ıspanak suyu falan içiyorlar ya. Kan Selahattin hücrelerinde böyle kendiliğinden toksin gibi atar mı ki? Bünyamin bey bu sorun sadece psikolojik. Kanınızda hiçbir problem yok. Sana öyle geliyor. Kanım fırsatçı, üçkağıtçı, maddiyatçı, köylü kurnazı, iğrenç bir kan. Kanım bıyıklı, göbekli ya. Ay çok uylanıyorum kendimden. Ya o alarm orada duruyor ya. Ya ben sizi oyuncu olarak biliyordum. Hatta bizim o... Ha, hobi olarak her yolu var. Sonuçta ikametgah beyoğlu. Ya benden nasıl bir hizmet bekleniyor anlamadım ya. Hacamatçıymışsınız. Eyvallah. Arkadaşlar öyleler. Ben hacamat edinmek istiyorum. İyi de hacamat konusunda motivasyonum ne olacak? Anlamadım.
Yani ben seni hangi sebeple hacamat edeceğim ki? Para vereceğim. Bak, hanım da beni mahalleden bilir. Bu meslekte işin parasında değilim ben. Daha gönül işi gibi bakıyor, sosyal adalet falan. Zor Bey, şöyle bir insan. Misal, Robin Hood'un kız kardeşi Lin, karındeşini çok evlenmiş, çocuğun kirpesi Tatar Ramazan gibi. Yani bir adama hacamat edeceksem bir kabahati olmalı. Bir dolandırması, bir namusa dil uzatması, bir şeyi hacamat edilmeyi hak etmesi gerek. Yani çoğu insan beni gıcık bulur ama. O zayıf. Zayıf. Falçata taşırım. Mesela alırım kulağını lan falan diye mesela sosyopat hallerim vardır. Benim kulağıma da delikanlılık tarzında geldi yani. Böyle hacamatçı da duymadım ya. Dostum sen sağlık sektöründe çalışıyorsun. Ben de hacamat istiyorum işte. Sağlık sektörü? Ha, hacamatçı işte. Kırık çıkıkçı gibi bir şey. Hasta adamı uygun yerinden keser, pis kanı acık akıtır, hasta adam iyi olur. Hacamatçı beyli mi kız? Sizin hacamatçı ne ki? Ya bıçak kesme olayı falan aynı da bizde adamın hasta olmasına gerek yok. Kesme olayı da yani daha bir gelişi güzel. Ha. Zerrin. Kalk, kalk, kalk. Kalk. Sağ ol abi, sağ ol. Gidelim o zaman. Zerrin, ne biçim çevrem var ya? Terapi hastam, her türlü insan tanıyorum. Tanıdığın vampir var mı? Ha? Transilvanya'da şifa bulur muyum ki ben ya? Kız, gel home ofisinde alem yapalım, stresini at. Transilvanya'da değil, Çukurcuma'da şifa bulacaksın. Yerim seni, yerim. Kapının orada görünce öyle kendi evimmiş gibi haşırt diye girdi. Boş virgülüm, yabancı değilsin. Ben bir su döküp geleyim ya. Siz Selahattin'e benim taklidimi mi yapıyorsunuz ya? Deme öyle Tülay. Selahattin abi buna kan verdi ya, takıntı yaptı oğlan. Benzeri dangozluk da bir harekatlar gösteriyor. Hep psikolojik. Ha, yoksa ben bir su dökeyim geleyim diyecek çocuk mu bu? Hep ben ellerimi yıkayıp geliyorum derdi kibarcık. Sanki bizi anlamıyoruz. O zaman niye sifonu çekiyorsun? Sorma. Demin bir baktım. Silahattin çakeleri girden kırıyorum ya. Girdenimi de tiskindim. Ne? Biliyordum abi. Yok yok Benjamin. Neden yaptınız bunu bana Zerrin? O kadar kan kaybından ne olacaktı? Bir baklava kadayıf yer kendime gelirdim. Bitmiyor, bu rakı bitmiyor. Ya. Kız nereye gidiyor bu? Transilvanya'ya olabilir. Kimi bekliyoruz ya? Ölümü görsünle. Çare geliyor Zerrin. Kız kontrolüne mı geliyor? Tekinsiz tekinsiz konuşma. İstanbul'a tüdük tüdük yattım. Tüdük tüdük. Pet shoplarda iguana var, Galapagos kaplumbağası var, ornitorenk var, bu yoktu. Bu ne ki? Piyasada evcil karınca yiyen var ya. Kendi evindeki karıncaları yemeyin, yem olarak verileri iyi. Eğitimli. Hadi ya. Bu üstadın hayvanı çok zor buldum ama buldum. Bu ne ki kız? Süluk. Hay. Ban kedisini bekliyordun. İhtiyacım olan evcil hayvan bu işte. Selahattin'i emecek kurtulacağım. Sonrası sülüğün problemi artık. Reis kardeşim şu an tedarikli değilim ya. Parasını sonra şey etsem. 5 kuruş almam. Teklif bile etme sakın. Sülük mü? He. Oruma burama koyacağım, emsin kanımı.
Ay kıvıl kıvıl. İğrenç değil mi? Bir Selahattin'e benziyor sanki bunlar ya. Ay nasıl yapacağım? Bünyamin bak dün gece alkol komasına 5 kala kurtuldun. Bugün de sürükten dost tutuyorsun kendine ya. Bilimsel bak bu sadece bir takıntı. Zaten dün gece o kadar alkol, mide yıkama falan Selahattin bünyeyi terk etmiştir değil mi? Tabii ki bebeğim. Yarım küçüğü bitiremeyen adam gibi bir hali var onun. Bırak Allah aşkına boş geç. Fakat nasıl kekledim enayiyi ha? Para yok falan ayağına. Sülükler bedavaya geldi. Dünyada iki tip insan vardır Zerrin. Ezenler ve ezilenler. Ezilmeyeceksin, ezeceksin. Nemecek olmayacaksın bu hayatta. Ne baktın kız? Hiç. Hayır, aldığım an benzerliği fark edip bir sarsıldım da. Ne alakası var ya? Bu janjanlı kumaşlar çok moda, herkes giyiyor. Hayır, reis birine benzemişsin deyince. Johnny Depp. Harbi mi? Onu mu kastetti? Şaka mı yapıyorsun? Şu takımla Johnny Depp seni görse... ben sadece aslını yaşatan bir taklitmişim diye köprüden atlar. Değil mi? Tabii canım ya. Takmayacağım bu Selahattin işini ya. Kimmiş bakalım benim sevgilime hırsız muamelesi yapan karı? Sıradan bir satış elemanı işte. İsimlerden gitmeyelim bebeğim. Mağaza müdürünü bulup özel konuşu. Benden bahsetme ama nüfusunu ve alışveriş potansiyelini kullan. O karıyı kovsunlar. Merak etme Zerrin. Kanın yerde kalmayacak. Ay kan dedim yine. Bünyamin. Hayır tamam ya bitti o iş. Şimdi ben kimsenin ekmeğiyle oynamak istemem de. Bu elem verici hadise bizim kalbimizi kırdı. Anlıyorum efendim. Telafi edeceğiz. Biz hanımefendinin bluzunu ütülettik. Alarmı da çıkartıldı. Buyurun. Eyvallah. Bu ne ya? İndirime mi girdi bu? Evet, biraz önce girdi. O zaman bize de bir indirim yaparsınız artık. Hani sonuçta alarmı yeni çıktı. Biz niye indirimle almıyoruz ki? Nerede defolu mal? Hep onlar geldi bacım ya. Yapma kız. Ay ya paramın peşindeler ya da eve kapatıp çocuk yaptırma peşindeler. Ya bana şöyle genç, zengin, yakışıklı, havalı, şöyle neşeli bir şey lazım ya. Bulursan bana da kaynak göster bebeğim. Hayır beni gezdirsin, eğlendirsin, öteki de kıskansın. Hayır yanlış anlama, Türkiye'nin şoray kurallarım geçerli de... kendim bildiğim bileli gelin adayım. Bir kere de liseli kız arkadaş olmak istiyorum. Hani içimde kalmasın diye. Neyse kısmet. Öyle. Ay polyester fabrikası yine üstüne kusmuş kız. Dün alındığı için efendim zaten 20 liralık bir indirim. 20 lira para değil mi ha? Versenize 20 lira mı kardeşim? Ama dün faturası kesildiği için. Oradan enayi gibi mi görünüyoruz biz ha? Neme çekmeyiz lan biz. Aa, yok efendim rica ederim yapmayın Allah aşkına. Yedirtmem paramı yedirtmem. Dün satın alana kolum kadar kazık, bugün satın alana hoppala paşam, mal kara keşem. Buyurun efendim, buyurun paranız. Sağ ol benim canım, baş tacısın. Ya abi, para versene ya. Yok ya, git banka versin. Afadan bacaklı. Ya abi para ver, şu 20 lirayı versene. Bunu? Sana. Ne güzel kafalar bunlar ya. Neyin kafası bu ha? Protoplazma. Gerçi ben biliyorum neyin kafası olduğunu da. Lan! Paramı aldı. Polis! Emniyet güçleri nerede? Nerede bu devlet? Bünyamin bırak 20 lira boş ver. Lan param gidiyor. Canını seven beni tutmasın. Bıçakla felandır anam bırak. Ya çocuk haklı yumurta gibi manita Selahattin abiye dönüşüyor. Bünyamin! Versene oğlum paramı. Ver lan! Bünyamin, ölümü gör bırak ya. Gençler, sakin olalım. Gençler, elleri görebileceğim yere koyun. Elleri göremiyorum. Nerede eller? Elleri göremiyorum. Bünyamin, ne yapıyorsun sen ya? Ben şu an ne yaptığımın farkında değilim Zerrin. Ama şu an o 20 lira bana senden daha değerli geliyor. Bak dinlerci arkadaşım, şu saatten sonra benim kafa seninkinden daha gidik. Ver paramı. Ya, beni de git ya.
Ver lan paramı. Allah yarattı demem. Ay Bünyamin, işte bizim acaman bu. Selahattin kan vermesin. Ant veriyorum bak, öleyim ama Selahattin kan vermesin. Oh. Ne oldu yine bana ya? Bünyamin aklında olsun. Birinin elinde bıçak varsa bıçağın kesici tarafını tutmaya çalışma oldu. Yok yok, iyi oldu. Bir temizlendim sanki. Takmıştım çünkü kafaya Selahattin mi oluyorum diye. Psikolojikti sadece. Neyse, kanı akıttık, nazar çıktı bir nevi. Zerrin, yine Selahattin kan vermedi değil mi bana? Yok gülüm. Ama kim olduğunu söylemiyorum. Psikolojik etkilenme. Tutturursun yine benziyor mezyum. Çok değerli bir dostum verdi diyebilirim. Oh, iyi iyi, çok şükür. Ay, neler atlattık ya. Ne yapıyorsun? Eğleniyor mu, oynuyor mu hanım? Ne eğlenmesi, ne oynaması ya? Çıkalım gidelim buradan. Benim de sinirleri bozuldu. Senin yüzünden benim kafa da gidiyor. Yetti ha! Allah'ıma kitabıma, çok zoruma gitti şu an. Ben saygıda her zaman sıfır hatayla oynarım. Bana provoka yapmaz Zerrin. Bünyamin bir sus. Sus mu? Ezik miyim lan ben? Eyvah! Ezik miyim ben? Ezik gibi mi görünüyorum? Şurada acık kan kaybettim diye üzülme mi basıyorsun sen benim ya? Bünyamin, esas şu an var ya, benim kanım çekiliyor biliyor musun?